Yeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Tanıtım videosunun artık sırası geldi. Başlayalım evet, mı? Evet, başlayalım. Dışından başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş içine doğru devam edeceğim. Hayırlı vesile olsun, güzel bir video olsun inşallah. Güzel Ramazan bayramlarınız olsun. Böyle evet, bayram devam. Mı bundan sonra? Bayram, tabii bayram, bayram gelecek. Önce bu hafta sonu seçim, ondan sonraki hafta bayram, ondan sonra düğün, yaz geliyor. Hızlıca dışından size anlatmaya başlayalım. Bu arada Instagram'dan, TikTok'tan da bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı isimle bütün mecralarda varız. Her yerde aynı isim. O zaman şimdi sen kamera arkasına geçiyorsun. Dışını ben anlatıyorum. İçinde parça parça. Sen anlatıyorsun. Sonra geliyorum. Hiç nefes alacak camımız olmadığı için arabada o camları komple kırdık, parçaladık, attık, söktük. Yücel abi kırsa otogaz sağ olsun. Komple bunları kompozit kapattı ve böyle her amın park izlemin dışarıya bakabilmesini sağlayan güzel dışarıya açılır camlarımız oldu. Bu böyle istediğiniz mesafede ayarlanabilen bir cam. İster şöyle, ister böyle. İsterseniz komple 90 derece değil de böyle 75-80 gibi açılabiliyor. Oturma grubunda koyduk. Mutfakta koyduk. Ufak bir tane açılır. Tuvalet banyomuzda koyduk. Yatak odasında üç tarafını denizlerle çevrili şekilde arka cam da dahil olmak üzere açılır cama çevirdik. Ondan sonra geldik böyle. Bak böyle arkadan çok güzel duruyor. Bunu denize falan yanaştırdığın zaman çok keyifli dışarıyı izleyebiliyorsun. Ondan sonra renk, ilk başta biz de çok renge şey olmuştuk ama renk artık benim kafamdaki renge oturdu. Yani böyle ışığını vurmasına göre böyle hafif griye çalıyor, işte yeşile de çalıyor. Güzel bir renk oldu, bizim hoşumuza gitti renk olayı. Döndük geldik bu tarafımıza. Üst tarafımızı gösterir miyiz? Üst tarafımızda güneş tarlası yaptık zaten. Dışında tabii ki şimdi rengi söyledik ama polyara yapıldı biliyorsunuz Bursa'da. Hikmet dayı sağ olsun komple polyara yapıldı araba. Ondan sonra da bizim istediğimiz renge boyandı. İşte bilmem ne yeşili, bilmem ne kremi ve bu somon. Aslında bu somon ama bu turuncu gibi de durdu. Pembemsi de ekranda durdu. Daha çok turuncu duruyor bu arada. Evet ama somon değil. Somon bundan daha böyle uçuk bir renk aslında. Ama somon rengi diye aldık biz bunu mesela rengi. Bu rengi öyle seçtik. Ondan sonrasında içeride tabii ki de Şeref abi sağ olsun. Önce araba, bunların hiçbiri yapılmadan önce araba komple boşaltıldı. Koridorlar biliyorsunuz ki İveko'larda ortada koridor var. Benim boyum onları kurtarmıyor. O yüzden içeride bir düzleme ve yaşam alanı oluşturma işlemi yapıldı. Endişe hastalar güçlendirildi. Dış bagajımız da burada. Bir tane menfezimiz var. Burada aslında klima normalde biliyorsunuz. Belki başka karavanlarda da görmüşsünüzdür. Klima ünitesini dışarıya koymak zorunda falan kalıyorlar. Onu hiç istemedim ben bugüne kadar. Çok o kötü görünüyor çünkü. Biz burada bir bagaj yeme işlemini yaptık. Buraya böyle komple bunu oturttuk. Burada dış duşumuz var. Buradan da menfezini verdik dışarıya rahatlıkla üflesin diye. Daha burada düzenleyeceğim. Daha düzenleyemedik bile. Yani yavaş yavaş hepsini yapacağız. Ve bastırıyor bile 1,5 saat çektiriyorum şu anda mazotunu. Kapattık. Burada sıcak soğuk dış duşumuz var. Webasto kullanmıyoruz gerçi ama olsun. Evet yani izolasyondan dolayı Webasto kullanma ihtiyacım kalmadı akşamları bile. Bir de zaten şey oldu artık. Hava da ılımanlığa geçti. Gayet keyifli. Dışarıda yani anlatmadığın çok önemli bir şey var. Bunda... Ne var? Daha bugün Instagram'dan bahsettik. Instagram'da bu konudan bahsettik ve sen şu an anlatmıyorsun. Ha gel. Çift taraflı şey yaptık mesela. Çok ince küçük noktalar var. Öyle başladım. O yüzden birbirimize sorarak, hatırlatarak devam edelim videoda. Şimdi bir tane dolu kapağımız burada var. Diğer tarafına bir tane koydum. Mesela bugün su almaya gittik. Su almaya gittiğimde sağ taraftan yanaşamadım. Soldan yanaşmam gerekti mesela. Oradaki depo ağzı çok işimize yaradı. Onun dışında arkada motor taşımamız var zaten biliyorsunuz. Onu bu, da Şeref abi yaptı. Uh-huh. Bu aynı zamanda sökülebilir bir şey. Bunun şeylerini aldım. Stoplarını aldım. Arkaya stoplarını vesairesini de koyacağım. Onun dışında burada su depomuz var. Gel istersen. Burayı da bir açayım. Burayı açtık. Şimdi şurada. Full çakılıyız ya. Full çakılıyız. Şu an su depomuz dolu. Yeah. Burada 400 litre 450 litrelik bir su depomuz var. Onun dışında burada şofbenimiz var. Şu satılık. Ya şunu satacağım ya. Bu kasetli değil de ne o? Buz konulup buzlu vantilatör. Evet buzlu vantilatör. Buzlu klima diye geçiyor. Bu arada yazın bayağı işe yarayan bir şey. Onu satacağız bilginiz olsun. Lazım olan varsa bizi Instagram üzerinden irtibata geçebilir. Dışarıda başka anlatmadığın neyimiz var? Benim hatırladığım bu kadar. Pis depomuz da diğer depoda. Yani şeyde bagajda. Diğer tarafta ufak tefek ıvırkırlarımızı da oraya koyduk. O zaman içine doğru geçelim mi? Hadi geçelim. Hadi bakalım. Ön tarafta aynı eski otobüs olduğu gibi televizyon gene burada. Çünkü televizyonu buradan izlemek çok güzel. Buradan ya da buradan olduğunda diğer tarafta kişiler izleyemiyor ama burada oturma alanında iki kişi uzandığında güzel bir şekilde rahat
televizyonu izleyebiliyor. Diğer karavanda bizim ruhsatımız 4 artı 1'di. Herkesi dinleyerek 4 artı 1 yapmıştık. Ama o kadar onun sorununu yaşadık ki hem sürekli koltuk bulmaya çalışıyorduk vesaire. Bunu da dedik ki biz 2 kişiyiz. Başka kimse yok. Çocuk düşünmüyoruz. O yüzden 1 artı 1 oldu bunda ruhsatımız. O da şöyle hostes koltuğum var burada. Kedilerin kumu burada. Kedilerin kumunu maalesef içeride koyacak artık bir yer yoktu. O yüzden buraya ne yaptık? Böyle bir merdiven boşluğuna bir şey getirdik. Platform yaptık. Kumlarını da oraya atmış olduk. Kullanmadığımız zaman kamp halinde zaten orası bizim bir işimize yaramıyor. Evet. Arabanın en yüksek yeri burası galiba. Değil mi? Aynı. Burası ile orası aynı. Diyorsun. Aynı. Senin boyun kısa. Aa. 1.70 ya, bir kadın olarak uzun. Yani otobüsün aslında şurası hemen hemen eskisiyle aynı gibi oldu. Burası gene 1.50 bir oturma alanı. Otobüs gibi ama değil. Bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Burası şoför şey eskiden de 1.5 metreydi. Burası da 1.5 metreye düştü sadece. Eskiden 2.40'tı. Koltuk alanımız bu şekilde daralmış oldu. Burada aracın motoru var. O yüzden burası biraz tavan olarak evet alçak. Ben durabiliyorum. Topuzum olmasa dururum. Ben şöyle durabiliyorum ama Berker duramıyor. Burada da çok durmasının bir anlamı yok. Direkt oturacak zaten. Ortada masa, bu bizim tercihimiz. Ortada masayı eskiden de koymuyorduk. Gene sabit masa istemiyoruz. Aynen, sabit masa istemiyoruz. Buradan böyle 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 geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu kaldırıyoruz, katlıyoruz. Burası size ferah bir alan kalıyor. Aracın motoru tam benim bulunduğum yerin altında şu an. Bu yere sabit bir parça değil. Sabit gibi görünüyor. Ama bu istenildiğinde kaldırılabiliyor. Herhangi bir problem olduğunda vesaire. Çünkü usta buradan işlem yapıyor. Burayı kapatmayın. Bu tarz bir araba yapacak olanlara söylüyorum. Bu televizyon normal eskisi gibi sabit aparatla yapmadık. Bu hareket edebilen bir aparat. Bu sökülüyor. Gene aynı şekilde. Giderken yolculuk esnasında biz yatağın üstüne koyuyoruz bunu. Askı aparatını da şöyle kaldırıp şuraya asıyoruz kancasına. Derken bir kere çok kötü kafasını vurdu çünkü. Asıyoruz buradan kancayla. Orada işimiz televizyonla bitmiş oluyor. Koltukların altı gene her zamanki her karavanda olduğu gibi depolama alanı. Bizim burada akülerimiz. Burada da elektrik sistemimiz var. Bunları anlatacağım ben şimdi. Şunun ikisini de kullanamıyoruz. Burada yine bizim için bir depolama var. Dolapları biraz küçük yaptık araç ferah olsun diye. Yetecek inşallah. Yetecek. Düzgün yerleşirsek yeteceğiz. Bunlar yine saklama alanları. Ve salonumuz bu sefer bu kadar. Değil. Bu kadar. Burası yatak oluyor. Şimdi nereden acaba? Böyle latalardan, bizim kalan lambirlerden yaptım bunu. Böyle yerleştiriyorsun. Uğraşam şimdi dur. Yani yerleştirilebiliyordu. En son yaptığımda. Evet, yani şöyle düşünün. Normal ev tipi bazaların altında böyle çat 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 katlanmalı şeyler oluyor ya. Zaten şurayı açacağım ya dur. Elektrik sistemini anlatacağım şimdi, bu tarafa açacağım şimdi dur. Ya bunu yastıkla normalde böyle yapıyorum. Böyle geldim böyle akşam atıyorsun bu yastıkları falan bu tarafa. Şuradan da sana ayna yapacağım. Daha evet. Eksiklerim var. Aynamızı da koyalım. Bunu da aldık, böyle koyduk. Burayı zaten anlatacağım için açıyorum şöyle. Önden açalım. Böyle getiriyorsun. Yine yapamıyoruz. Bunu niye ben o zaman yapmıştım bunu? Bir tane oturtayım ben o zaman da. Aa. Niye böyle oldu kız? Bilmiyorum. Ha? Sen beceremedin bu işi. Ben yaptım bunu. Tamam oldu. Yani kısacası anlamışsınızdır. Burası böyle yatak olmak için bu şekilde birleşiyor. Aynen öyle. Yani uzun büyük parçaları sonra nereye koyacağız diye. Böyle oluyor işte. Böyle bir şey yaptık. Katlıyoruz, yatağın altına kaldırıyoruz. Aynen, yatağın altında iki tane minderi var. Orta minderden iki tarafını koyuyorsun. Burası 1.50'ye. 2. Kocaman 2 metre bir yatak oluyor. Hatta yok. 2.20. 2.20 falan. Şu etmek kaldırayım. Toplarız bunu. Evet. Şimdi. Gelelim civcivli tak kısma. Elektrik. Bir çekim molası vermiştik. Kargolar geldi.
Kargolar ne oluyor diyorsunuz? Direkt kapıya kadar geliyor arkadaşlar. Evet, kargolar böyle kapıya kadar geliyor. Bizim yani hala... Neredeyse konumunu paylaşıyorsun aslında. Konumunu yazıyorsun. Eğer oraya kadar geliyorsa getiriyor. Getirmiyorsa arıyorlar zaten. Şubeden teslim alın diyorlar. Getiriyorsun. Aynen. Bu arada klimayı çalıştırıyorum şu anda. Aşırı bir alerjimi tuttuk. Sabah kortizonla yine vuruldum. Bana mısın demedi şu anda toplamadı hala. O yüzden en azından hani filtreyle bir korunayım diye kapattım camı pencereyi, klima açtım. Evet, klimayı da klima... böyle güneşten çalıştırabildim de keyifli oluyormuş değil mi? Değil mi? Bedava. Neler geldi, neler acaba? Bunlara bakarız bence. Aa, o çocukların şeyi. Bu çocukların şeysi. Bu Arap şey bölmen. Hah, tamam. Bu bulaşıklık mı kız? Bulaşıklık mı? Muhtemelen. Bak üstünde kırma beni. Siyah raf diyor. Siyah raf mı? Şununla. Direkt açacağız mı şimdi? He. Açmayalım. Merak etme. Bu arada kargo sürekli istiyoruz. Kargo işimiz bitmiyor. Evet, şu an çünkü yeni yerleşiyoruz. Bir sürü... Bak tüme şeye de geldi sabah. Ne geldi? Şuradan dışarıyı çek. Aa evet. Çamaşırlığımız da geldi. Çamaşırlarımızı da yıkadık. Onları da astık. Bayağı ev oldu ya bu sefer. Evet. Güzel oldu, keyifli oldu. Bak ama bak nasıl 15-20 dakikada nefes almaya başladım. Nefes alamıyordum yani. Gerçekten nefes alamıyordum. Bu şey ya. Aa şey. Banyonun... Aa evet. Şampuanlık. Şampuanlıkımsı. Şampuanlık hayatım. Güzelmiş. Lıkımsı değil, şampuanlık. Güzelmiş. Tamam. Bu da şey olması lazım. Şey, kırılacak bir şey o. Öyle diyor. Ne var? Kırılacak. Bir şey olmadı, kırılacak ya. Kırılacak bir şey almadım ben. Bulaşıklık olması lazım. O da plastik. Ya kırılmasın diye koymuştur belkisi. Güzel bir şeye benziyor. Böyle de bir şey. Bunun bu kapağı şey açılıp kapanabiliyor mu acaba? Bunda bir gider olayı var da. Direkt açık mı sürekli acaba? Bu önemli. Ha, böyle de koyuyorum. Böyle de koyuyorum. Böyle yapıyorsun. Buraya koyarız. Şeye. Böyle kullanmadığın zaman da kaldırıyorsun. Atıyorsun. O niye oturmadı? Böyle oturuyor işte. Güzelmiş. Kullanmadığı zaman da kapat kaldır at. Koy bir kenara, bitsin gitsin. Aynen. İyi, güzelmiş. Tamam, o zaman ne yapıyoruz şimdi? Sistemimizin can kalbi burası. Akülerimiz bu tarafta. Bunun altına akülerimiz geliyor. Burada da bir tanesi var. Buraya geldi. Ana sistemimizde şimdi biz solimetre ürünlerini kullandık. Hepsinde aynı marka kullandık. 4.2 kW'lık bir off-grid inverter kullandık biz. Bunun özelliğini yukarıdan aldığı enerjiyi aküleri doldurduktan sonra direkt olarak sisteme veriyor. Yani şu an mesela klima şu an cayır cayır, yani 18 derecede 1400 watt çekiyor ve bunu direkt şu anda şeyden sağlıyor. Güneşten sağlıyor. Güneş önüne bir şey geçti, etti, biraz hafif puslandı, etti. O zaman da şeye geçiyor. Akülerden biraz çekmeye başlıyor. Yani şey, geliyor kendine. Bölüyor. Hepsini aküye almak yerine tabii. Birazını oradan, birazını oradan karşılıyor. Güneştepe'de karşılayabileceğini zaten çekiyorsa zaten komple veriyor coşkuyu. Onun dışında sigortalama sistemimizi, anahtarlama sistemimizi hepsini buraya yaptık. İşte panellerin kendi sigortası burada. 220 tesisatımızın sigortası burada. Ondan sonra normal, bu da 24, aslında çok bir 24'ümüz yok bizim. Bir Webasto'ya giden bir 24'ümüz var. Bir de içerideki kontrol paneline giden, yani tuşlara giden bir tanesi var. Onun ikili sigorta yaptık burada. 4 hat, içeride ayrı hat yaptık. Bu atlama sistemi yaptım. Onların sigortalaması burada. Inverter'ımız burada. Direkt şeylerimiz, baralarımız üzerinden dağıtımını yapıyoruz. Aslında sistemimiz direkt basit ve temiz bir şekilde ortaya çıkmış. Yani olur, kaç tane akümüz, kaç tane güneş panelimiz? 4 tane 150 amper akümüz var. Bundan 24 volt alıyoruz. Yani 24 voltta 300 amper akümüz var. Jel mi? Jel kullandık biz. Yani çünkü aküyü sadece akşamları kullanacağız. Biz gündüz aküyle bir işimiz yok. O yüzden jel kullandık. Aslında biraz da şey sistemi oldu. Yani karavan sistemi değil de daha çok ağırlıklı işte tiny house, bağ evi, tarla. Vesaire tarla tarzı bir yerin bir elektrik sistemini kurduk. Onun dışında yine 220 buzdolabımızı kullandık. Digisun'unkini tercih ettik bu sefer. Normalde Alplast'ta bunlar. Şimdi yeni bir sistem çıkarmışlar. F diye geçiyor ama gayet ılıman çekiyor. Zaten şu an bile klima açık, aktif, hala devam ediyoruz klimayı kullanmaya. Evet, çünkü dondum ben burada bu arada. Ondan sonra çamaşır makinemiz, klimamız, hepsini elektrik sistemimizden direkt olarak kullanabiliyoruz. Mutfağı anlatmak ister misin?
Yani anlatmaya gerek yok. Küçücük bir... Arka ses yap, ben anlatayım o zaman sana. Öyle mi? Lavabomuz aynı boy lavabo kullandı. Tamam hadi öyle deneyelim. Olmaz. Olur. Şimdi lavabomuz gene aynı şekilde otobüstekinin aynısını büyük boy kullandık. Etrafına... Tam böyle olmuyor. Çok oluyor. böyle orayı kullanabilmek için, çünkü tezgahımız çok küçük, kullanabilmek için buraya ayrı bir tezgah yaptık. Aynı zamanda lavabonun üstündekini görüyorsunuz. O böyle sağa sola gidebiliyor. Böyle oynayabiliyor. Orada sebzeleri kesip lavabonun içine atabilirsiniz gibi. Böyle bir sistem yaptık. Ocağı mecburen buraya konumlandırmak zorunda kaldık. Yemek yapmak zor değil. Onu da söyleyeyim. Buraya da Berker'in eliyle böyle gösterdiği gibi bir separatör alıp camı ve sinekliği yağdan korumaya çalışacağız. Burada da bize kalan küçük bir hazırlama tezgahımız var. Bence gayet yeterli. Yeterli ama daha tam alışamadım mutfağa. Evet, yani, ben de çok alışamadım. Hani şey gelmesi falan güzel olacak. Katlanır, bulaşıklık aldık vesaire. Evet. Onlar biraz daha toparlayacak, daha rahat edecek. İşte üst dolaplar, çekmeceler, alt dolaplar vesaire. Ya mutfak ne yapıyorsun? Yemeğini yapıyorsun, olayı bitiriyorsun. Ne kadar büyük mutfak, o kadar büyük yayıntı. O kadar büyük dağınıklık. O kadar büyük dağınıklık. Bunun önüne geçmek istedik. Onun dışında mesela şimdi ben elektrikten üzerine yavaş yavaş anlata arkaya doğru gidelim. Mesela şimdi biz yan ışıklarımızı yine spotlarımızı kullandık ama bu sefer spotları mesela 2700 Kelvin. Yani amber de değil, sarı da değil. Özel bir çok dinlendirici bir renktir. Güzel içeriye böyle bir akşamları çok hoş. Evet. Akşama gerek yok ki gösteririz. Ha gerçi ön taraf açık gözüküyor. Böyle bunlarla. Bu arada şey ekranda gözüküyor işte rengi. Şöyle. Çok hoş bir renk veriyor çok aslında. Çok güzel duruyor. Güzel bir Kelvin'dir. Mesela ledleri de ambiyanslar açar mısın sonra? Ambiyanslarda bunu da aslında 2700 Kelvin almıştık. Git. Heh. Ama bunun rengi onunki biraz gibi değil. Biraz daha ambere kaçıyor bu. Belki yani onun ledi ambiyans gibi oldu bu. Yani normalde aydınlatma için kullanacaktık ama ambiyans gibi oldu. Hazır geri gelmişken. Kontrol panelimizde aynı şekilde marin ve sigortalı kontrol paneli kullandık. Bu şekilde. Hepsinin kendi içerisinde ayrı sigortası var. Komple sisteme sigortayı ayrı dağıtıyor. Onun dışında her yere olabildiğince bol miktarda priz bıraktık. Çünkü elektrik kullanıyoruz. Seviyoruz elektrik kullanmayı da. Ve devam edelim. Bu en çok sorulan şu orta kapıyı keşke kapatsaydınız. Biz orta kapıyı kapatamayız arkadaşlar. Yani. Şu bıcırıklar var ya, şu bıcırıklar. Bunlar için gerekli orta kapı. Orta kapıyı artı olarak istersen bu tarafa geç. Işıkları bir yakalım komple. Yap bakalım. Oh. Işıl ışıl. Buraya biliyorsunuz ki bir kapı yapmıştık zaten. Bu ön taraftayken işte bir şey girdi, bir şey oldu ettiği için şöyle bir ayırıcı kapımız var. Aynı zamanda yatak odasıyla da yatak odası ve tuvalet bölümünü ön taraftan ayırmış oluyoruz. Misafirimiz vesairemiz de varken bunu sağlamış oluyoruz. Onun dışında anlatmak istediğimiz nelerimiz var? Ne anlatmak istersin başka? Yani işte banyomuz. Mesela banyomuzda kapı yok. Evet, çok eleştireceksiniz bunu. Ama banyomuzda kapı yok. Normal tuvalet yok. Buraya sen bir tane güzel şey yapacağım dedin. Daha 2 hafta oldu, bir hareketini görmedik. İnşallah yapacaksın. 2 hafta mı oldu? Karaman biteli 2 hafta olmadı. Evet, şurada kapımız yok arkadaşlar. Evet. Çünkü buraya kapı, oraya kapı, ona kapı, buna kapı derken bu sefer arabanın içi kapı olmuş olacaktı. Öyle. Daha ferah oldu böyle. Daha rahat kullanımlı bir yer o oldu. O çok problem değil. Neden? Çünkü ıslak zeminle kuru zemiri konuşamadım. Islak zeminle kuru zemini ayırmış oluyoruz zaten burada. Yani burada duşakabinimiz var. Duşakabini açıyoruz. Burası banyo. Kapattık. Tuvaletimiz zaten biliyorsunuz. Kompost tuvalet. Bu sefer biz yapmadık tuvaletimize. Bu sefer tuvaletimizi biz yapmadık. Tuvaletimiz ATY Karavan'ın kompost tuvaleti. Yaptığımızdan da çok memnunduk ama tabii ki orijinali gibi olmuyormuş. Şu 3-4 günlük deneyimlerimizden sonra. Bunun daha detaylı eğer hani sonrasında daha deneyimledikten sonra tekrar aktarırız size. Bana mı bakıyorsun? Evet. Benim çekiyor. Evet. Ben de orada klimanın önüne geçtim, kendime hava veriyorum. Ya gerçekten nefes almakta zorlanıyorum çünkü astıma gidiyor yani iş. O yüzden bir an önce geçmesi lazım alerjimin, hiç hoş değil. Evet. Yani burada lavabomuz var.
eski karavanla hemen hemen aynı gibi aslında. Burada gene aynı şekilde dolap var. Şöyle buraya. Orada, gel. Ayna gelecek. Şimdi ayna işini bak vallahi param bitmiş yemin ederim yine. Ya şu aynanın bir tık büyüğüne 450 lira para çektiler. Ben bunu milyoncuda 90 liraya aldım. Şimdi, tamam. Bak şimdi bunu ne yapacağız? Açacağız. Onu sökeceğiz, o ayrı mesele. Tamam. Bak şimdi. İki bundan tane iki tane yan yana koyacağız. E şu orta kapıya da bakalım bundan. Gel. Aynanla biz aynı fikirde şu an size gösterirken aynanla da şey yapıyoruz. Çünkü buradakine de... 3 tane 4 tane de bundan alalım buraya. Aşkım abartma artık, o ne ya? Boy aynası olsun. E 90. 90 180. Aşkım. 2500 lira çekti bununla beraber ona. Sadece 450 lira ona çekti. Oo. Bunun ikisi de 2500 lira çekti. 90 lira bu. 10 tane alsam 900 lira yapar. 10 tanesi arabanın içinde her gün aynanı tayire çevirir. Ya da buraya yapabiliriz boy aynası. Orada kendini geriye gidip bakamazsın. Aa, çok güzelmiş. Ya burada tek kanada yaparız. Aynen. Arkadaşlar şu pembe çerçeve çıkacak, merak etmeyin. Tamam, tamamen. Onu birleştirip 0'a 0 oluyor. Bitmiş halinde gösteririm. Aynen. Aynı olarak nasıl kalacak. Olur? Yani güzel gibi. Boyu iyiymiş bunun. Kaç tane? 3 tane koysak üç yeter. 3 tane koysak okey. 3. Bir tane 4 tane alacağız. 90 lira 460 lira yapar. Aynaya ellerimizi yüzümüzü sürmüşüz. Ne kadar 360 lira yapar ve gayet de keyifli olur. Şunu da tutturuyoruz onunla. Nerede bulayım parçaları? Nerede kız? Bilmiyorum, bir yerlere attım ya. Yandan kıstırmalı. Altında da azıcık silikon. Dört tarafından da vidayla tutturuyorsun. Tertemiz kalıyor. Onu oraya takalım, evet. Bugün yarın inşallah en kısa zamanda takalım onu. O zaman. Devam sen mi? Böyle gel. Işıkları niye kapattın? Bu arada şöyle bir şey olmak zorunda kaldı. 24 kullanamadım. 24 spotlarda ısınma yaptı. Renk vermedi falan böyle. Burada şimdi şöyle bir şey yaptım. Mesela şu hidrofor aç kapa düğmemiz. Hidrofor direkt olarak bağlı. Şu düğme mesela, bunun arkasında bir tane 24-12 çevirici koymak zorunda kaldım. Mesela şunu kapalıyken bunlar böyle açmaz kendisini. Bu çeviriciyi açtığınız zaman 12 volt veriyor. Aynı zamanda bir şeyler için de 12 volt kullanmamıza yarıyor bu. Bunlar da ambiyanslarımız. Ya bu sadece ışıkları kontrol eden bir sistem. Onun dışında yatak odasını zaten biliyorsunuz. Standart bir karavan yatak odası gibi oldu ama mesela Murat abi sağ olsun, bunu biz biraz daha böyle getirecektik yatak ucuna doğru. Evet, dolap şöyle başlayacaktı. Buraya kadar gelecekti. Ama Murat abi dedi ki çocuklar, buraya işte telefon koyarsınız, başucunuza su alırsınız, koyarsınız. Buraya size böyle bir şey yapayım dedi. De aydınlık kalmış oldu. Ferah kaldı yani. İyi ki de zamanda, evet, iyi ki de yapmış. Oldu. Teşekkür ederiz Murat abicim. Vallahi iyi ki arka camları falan da açmışız. Ferah ferah oldu. Aynen. Ve dolap koymak istemedik. O yüzden burayı boş bıraktık. Buraya iki tane daha küçük bir dolap yaptırdık. Karavan ne kadar hızlı bitiyor? Çok küçük mü acaba ya? Ondan mı bu kadar hızlı bitti? Evet, küçük yani, evet yani bunun muhtemelen bir ay, bir buçuk ay gibi sonra şimdi haftaya maliyet videosu yapacağız. Yani siz karavan yapsanız ne kadara mal olur? Böyle bir karavan yapmak istediğiniz zaman ne kadara mal olacak? Tabii ki şu an şeyi saymıyorum. Yani şofbenimiz şu an var işte, Webasto'muz vesairemiz hepsi mevcut. Webasto dizel ısıtıcımız var. Hem buradan çıkışı var hem arka taraftan çıkışı var. Mesela burada ufak göstermediğimiz şey var. Şuraya bir parça daha yaptık mesela. Şurada ufak bir parçamız daha var. Buraya büyük, bu masanın bir büyüğü var. Barbaroslar'da o. Aynısının bir büyüğü var. Burayı tam böyle oturup 4 kişi yemek yenilebilecek bir hale çevirebiliyoruz. Başka. Ya full dolu bir araç oldu. Sadece eksimiz ne var? Ama tek memnun olduğum şey izolasyonu. En çok, İzolasyon pardon, çok tek iyi memnun olduğum, yanlış oldu. İzolasyon çok en iyi. Memnun olduğum şey izolasyon gece, oldu. Gece şimdi normal bizim eski karavanlarda. Mesela Fuat abiler şu an, aha, yanımızda. Orada karavan var bir tane. Arabanın her yeri açık şu anda. Şu an arabanın bizim, bütün her yeri açık. Bizde de şu an klima çalışıyor. Çok belirleyici bir şey değil ama ben klima şu an... Biz senin için açıyoruz onu. Açıyorum. Aynen öyle. Yoksa ben dondum az önce. Evet. Yani biz onu akşamları fark ediyoruz. Mesela geldik. Şimdi diğer karavanlarda Webasto çalıştığını duyuyoruz. Biz hiç Webasto açmadık mesela daha. Şimdi Webasto zaten bağlantısı bitmedi ama normal short tişörtle oturuyoruz ve Webasto'ya ihtiyaç duymadık şu an için. Camı pencereyi kapatıyoruz, yatıyoruz. Dışarıdan çıt ses yok. O da biraz korkutucu, hani dışarıdan bir şey duymak istiyorsun böyle. Benim hep kulağım dışarıda da, çünkü dışarı dinlerim. Çok böyle büyük bir ses falan geldiği zaman bile ne oluyor acaba oluyorsun. Yani ses ve ısı olarak güzel oldu izolasyon. Tabi bu daha yazın size işte 40 derece sıcaklarda içerisinde oluyor vesaire olarak da hepsini göstereceğiz. Onun dışında sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda belirtin. Instagram'da üzerinden yazabilirsiniz. İşte karavan yaptıracaksınızdır, karavan düşünceniz vardır, kafanıza takılan bir şey vardır. Ya da bir firma hakkında bir şey sormak istiyorsunuzdur ya da kendiniz karavan yapacaksınızdır.
Instagram üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Muhakkak yazın, çekinmeyin. Yardımcı olabilecek, elimizden gelen yardımı yaparız. Yardımcı oluruz, hiç problem değil. Başka? Nasıl olmuş yorumlarda muhakkak belirtin. Bizim hoşumuza gitti. Dediğim gibi şurasında anlatın dediğiniz bir ya şey varsa. Ya kafamın üstünde şu kadar boşluk var. Ben 1.81'im. 1.85-1.86 falan oldu işte koridorla. Ama bu koridor şu an normaline göre yükseltildi. Tabii. Şimdi yanlar düştü. Ama biz ortadan da destek alsın diye oraya bir kızaklı yaptık. İşte tahta geldi vesaire gelince yaklaştık. Lambiri geldi. Şu an benim için rahat. Yani hiçbir problemim yok. Zaten şurası. Şu kadar kalınlıkta bir izolasyon şurada var. Şurada bir problemim var. Burası 1.75'e falan düşüyor şu ara. Ama sadece burası. Bu arada şeyde falan böyle değil. İşte İSUZU, Urban'da bilmem ne de falan değil. Bu kadar değil. Onların daha alçak tabanları. Şey, prestij çok alçak. Evet. Prestijin koridoru da düşük olsa ciddiye alçak. Bayağı biz arabanın içine girip boyu ölçerek baktık yani hikayeye. Yakıt olarak daha ölçemedim çok fazla. Fulledim 120-130 litre, 140 litre, 150 litre bilmiyorum çok da anlayamadım onun nasıl olduğunu. Bir depoyla 1000 kilometre falan yapıyor ortalama. Ama kaç litreyle yapıyor onu bilmiyorum. Onu ölçmem lazım. Bir daha fullediğimde ona detayını veririm. Başka da bahsedeceğimiz şu an için bir şeyimiz yok. Evet. En çok merak edilen maliyet videosu da haftaya siz böyle bir karavan yapsanız ne kadar mal oluyor şeklinde gelecek. Çünkü diğer çekilen maliyet videoları çok mantıklı olmuyor. Biz normal her firmayı arayıp abim işte Bursa'yı arayacağım. Abi kaç paraya camlarını kapatıyorsun? Dayı'yı arayacağım. Kaç paraya boyuyorsun? İşte Deniz abi arayacağız. Abi kaç paraya yapıyorsun? Kaç paralık donanımlarla yapabiliyorsun diye vesaire vesaire. Ortalama bir maliyet çıkartacağız size. Yani gerçek maliyet olacak bu. Şişirme maliyet olmayacak. Tabii şişirme maliyet olmayacak. Tabii ki de bize bunun altında mal oldu. Onu konuşmuyorum ama biz memnunuz. Güzel oldu. Ondan sonraki haftada muhtemelen şey gelir. Kıyaslama videosu gelir artık. Yani büyük otobüs mü, işte yarım otobüs mü kıyaslama videosu gelir. İyice yerleşmiş oluruz. Belki fikrim değişir. Yani sığarsak çünkü öyle olacak. Çünkü şu an sığmıyorum. Evet, yani öyle düşünüyorum. Dün bütün kıyafetleri böyle çekmeceleri düzelttim. Bir baktım sığmıyor. Yok ki eşyamız yok. Ona rağmen sığmıyoruz. O kadar azalttık ki eşyalarımızı. Ciddi derecede azalttık ama olmuyor. Yok yani her yer full. O zaman haftaya maliyet videosunda görüşürüz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi, buradan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.